Hayırlı günler azizim, nasılsın? Azizim, ne iyi ettin de aradın. Bugünümüze şükreder vaziyetteyiz. Maşallah, maşallah. Bu el telefonları da ne kadar iyi oldu, öyle değil mi? Arzu ettiğimiz vakitte birbirimizi arayıp hasbihal edebiliyoruz. Derler ki istikbalde bunların kablosuz olanları da icat edilecekmiş. Bilmem ki doğru olur mu? Ve hatta derler ki gelecekte haberleşmenin büyük bir kısmı yine kuşlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Ve hatta insanlar o kuşlar vasıtasıyla adalet dahi arar vaziyete gelecekmiş. Babali çevresinde çok daha elim ve vahim şayialar çalkalanıp durmaktadır. Evet azizim, o şayialar benim de kulağıma erişti ve ahvali istikbalin pek de parlak olmadığı aşikar. Derler ki yakın bir gelecekte tekrar memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabileceklerdir. Ve hatta daha vahim bir şekilde bu iktidar sahiplerinin şahsi menfaatlerini müstevilerin emelleriyle tevhid edebileceği dillendirilmektedir. Ve hatta millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşebilir. Filhakika buna rağmen iktidar sahiplerini alkışlamaya devam edebilirler diyorlar. Azizim, bana öyle geliyor ki atide zuhur edecek bu ortam örneğini yine geçmişten alacak. 1933'teki Hitler'in yangını misali bir tertip ile bir kişinin rahatı ve saltanatı için belki yüz binler, milyonlarca insana kıyılacak. Beşikteki çocuktan 80 yaşındaki insana, adliyeden mülkiyeye, askeriyeden polise, hatta bütün meslek erbaplarını içine alan bir fenalık haline gelecek diye endişe ederim. Ve tabii geçmişte olduğu gibi bu güce tapan, ne yazık ki adına gazeteci denen müsveddeler ordusu ortaya çıkacak. Çok az aydın bir kesim uydurulmuş bu fenalığa karşı çıkacak, kabullenmeyecek, itiraz edecektir. Bugünden bizlere düşen ise atideki nesli şimdiden haberdar etmek olabilir. Ve umulur ki atideki nesil bu fenalığı herkese duyurur. Zira alkışlayanlar ve sessiz kalanlar tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gidecektir. O zaman biz de boş durmayalım, gazete ve mecmualarımızda atiye ziya tutacak bir serlevha hazırlayalım. Ne dersin azizim? FETÖ nefret söylemidir.